geçen hafta 1500 metrede Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Lise 1'de beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle spora başladım. Tabii ki ilk başta istemedim çünkü lise 1 ve bir sürü yeni ders eklendi. Evet, çok telaşlıydım. Derslerime düşkün bir öğrenciydim. İlk başta sıcak bakmadım ama sonra ilçe yarışlarına katıldım, il yarışlarına katıldım. Tabii derece elde edemedim çünkü antrenmansızdım. Ama yine de bir hırslandım, istedim. Hani başarı tatmak istedim ve bu yüzden devam etmek istediğimi söyledim beden eğitimi öğretmenime. O da beni bir tane kulübün antrenörüyle tanıştırdı ve onunla bir süre devam ettim. Daha sonra Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne yerleştim. Oradan birçok antrenörle tanışıp daha güzel başarılara imza attım, kendimi geliştirdim. Öncelikle ülkemizde yapılması gerçekten bizi mutlu etti. İstanbul'umuzun her köşesi tarih kokan İstanbul'umuzun güzelliklerini tüm Avrupa'ya hatta tüm dünyaya göstermek bize büyük bir görev olarak geldi. Umarım 2023'te de çok güzel bir şekilde tüm Avrupa'yı burada ağırlayacağız. Tüm rakiplerimizi aynı şekilde ağırlayacağız. Güzel başarılara umarım imza atacağız. Tabii ki tüm sporcular olarak hedefimiz ilk üçe girerek madalya kazandırmak ülkemize. Daha önce 2012 senesinde yine bu salonda yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Aslı Çakır 1500 metre branşında bronz madalya kazanmıştı. Ben de umarım onun izinden giderek ülkemize ilk üç madalyayı kazandırmak hedefim olacaktır inşallah. Daha çok taktik koşmayı seviyorum. Daha çok arkaya yatıp önüme birkaç sporcu alarak sonunda hızlanarak yarışmayı almayı daha iyi uygun görüyorum kendime. Bu sene üniversiteler dünya şampiyonası yapılacak Çin'de. Hedefim öncelikle oraya katılıp hem ülkemizi hem de Koç Üniversitesi öğrencisi olarak üniversitemi temsil etmek istiyorum. Daha sonra İslam oyunları yapılacak ülkemizde. Orada da 1500 metre branşında ülkemizi temsil etmek istiyorum. Ve tabii ki her sporcunun hayali 2024 Paris Olimpiyatlarında yer almak hedeflerim arasında. Spor öncelikle gerçekten sağlıklı bir çevre kazandırdı bana. Sağlıklı arkadaşlıklar, sağlıklı bir ortam. Onun dışında bana disiplinli olmayı gerçekten öğretti. Hani her şeyimi planlı yaparım. Yani önce dersler, sonra antrenmanlar. Bu şekilde ilerliyor. Aslında ailem çok sıkı okul hayatında. Ben 2018 yılında spor hayatıma ara vermek durumunda kaldım. Sezon sonu sporu tamamen bıraktım. 2019'da hiç koşmadım. 2020'de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vakıf üniversiteleriyle anlaşmış olduğu bir mutabakatta Koç Üniversitesi'ne %100 tam bursla yerleştim ve bu sayede spor hayatıma geri dönme şansı yakaladım. Şu an kafam daha rahat. Çok güzel bir okulda okuyorum. Çok kaliteli bir okulda okuyorum. Bu yüzden hem kafam rahat hem ailem artık baskı yapmıyor. Ve çok rahat antrenmanlarımı yapıyorum artık.